Yeni Astra daha düz, keskin yüzeyler, gereksiz unsurlardan arındırılmış çizgiler ve Opel vizör tasarımıyla daha önce hiç olmadığı kadar dinamik bir tasarıma sahip. Astra H'ten hatırladığımız bu tasarım çizgileri ise otomobilin yeniden Alman tasarım anlayışına döndüğünün bir göstergesi niteliğinde. Tasarım anlamında diğer bir detay ise Astra H'ta da karşımıza çıkan otomobili ortadan ikiye bölen hat. Ön logo altından başlayıp kaput ve tavanda köpek balığı şeklinde tasarlanan antenden devam eden çizgi, dik tasarlanan ve F1 otomobillerini andıran 3. stoplanmasıyla tamamlanıyor. Peugeot 308 ve DS4 ile aynı altyapıyı paylaşan otomobilin sürüş hissiyatını Opel çizgisine sadık kalması için direksiyon sistemi ve buna bağlı yapıları Opel tarafından tasarlanmış. Yeni kompakt modelin oturma ergonomisi de yine Opel'e özgü detaylardan biri. 2022 Opel Astra ülkemiz pazarında kaputun altında 130 beygirlik güce sahip 1.2 litre turbo 3 silindirli benzinli motorla 130 beygirlik 4 silindirli 1.5 litrelik turbo dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacak. 1.2 benzinli motorun 6 ileri manuel şanzıman seçeneği tıpkı 1.5 dizel otomatik seçeneğinde olduğu gibi sadece Edition donanımına sunulurken Elegance, GS Line ve GS donanımları sadece 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla satışa çıkacak. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi 668.900 lirayla 924.900 lira arasında değişen fiyatlarla satılacak olan Astra, sizce ülkemiz pazarında eski kasalarında olduğu gibi rağbet görür mü? Yoksa yeni trend SUV furyasının azizliğine uğrar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim.